Merhaba Kuzucuklar. Uzun zamandır video paylaşamamıştım bazı sebeplerden dolayı. Artık tekrar başlıyorum soru çözümlerine. Örnek ayı, şey pardon, Nisan ayı örnek sorularıyla başlayacağız. Bu Nisan ayı birinci örnek sorularımız. Birinci soruyla başlayalım. Sara komedi filmlerini seviyor. Bilim kurgu filmlerini seviyor. Şimdi bakın burada Sara'nın sevdiği filmler, komedi filmleri. Bilim kurgu filmi. Ancak dramalardan nefret ediyor. Dramaları sevmiyor. Burada zaten ne sormuş? Sarah ve Tim için uygun olan film hangisidir diye sormuş. Yani Sarah'la Tim bir filme gidecekler. Hangisi uygundur diye soruyor. Demek ki dramaya gitmemeleri lazım. Otomatikman şu Impressive Life filmini eliyoruz. Demek ki buna gitmeyecekler çünkü bu bir dramaymış. Onun 14 yaşındaki oğlu Tim diyor. Oğlu 14 yaşındaymış. Yani Tim'in yaşına uygun bir film olması lazım. Ama Last Two Hours filmine bakıyoruz. Artı 16. Demek ki Last Two Hours filmine de giremezler. Bunu da ediyoruz. Tim action movie izlemeyi seviyor. Böyle hareketli filmleri izlemeyi seviyor. Komedi filmleri izlemeyi seviyor. Aynı zamanda bilim kurgu filmlerinin de ilginç olduğunu düşünüyor. Komedi seviyor, hareketli filmler seviyor, aksiyon filmlerini seviyor. Bilim kurgu filmleri seviyor. Sara sinemaya oğluyla pazar sabahı gitmek istiyor. Şimdi bakın burası da önemli. Pazar sabahı gitmek istiyormuş. Şu 14 yaşından dolayı bir seçenek elemiştik. Şimdi burada da pazar sabahı oğluyla gitmek istiyor. İki seçeneğimiz kaldı. Ridiculous Man'le Out of the World kaldı. Out of the World PM öğleden sonra demek. Yani bu öğleden sonra 4 ve gece 11 iki tane seansı var bunun. Ama buna baktığımızda bakın AM diyor. AM sabahı gösterir. Sabah 10.30'da bir de gece 9'da iki tane seansı var filmimizin. Bunlar da Sunday morning, pazar sabahı gitmek istedikleri için demek ki Ridiculous Man'e gidecekler. Out of the World'a yine gidemeyecekler. Çünkü bunun sabah seansı yok. Doğru yanıtımız ne olacak? Ridiculous Man ifadesi olacak. Buradaki bilgilerden tek tek ne yapıyoruz? Seçenekleri eleyebiliyoruz. İkinci soru. Burada diyor ki aşağıdaki metni okuyun. Tabloya göre soruları cevaplayın diyor. Tabloda demiş ki bize günler vermiş. Bakın pazartesi günü spor günü. Perşembe arkadaşlarla buluşma. Cumartesi bisiklet sürme. Pazarda film seyretme. Sorumuzda da diyor ki yukarıda verilen bilgilere göre hafta sonu kim bir aktivite planlamıyor? Yani biz şuradaki gün aktivite eşleştirmelerinden hangisinin hafta sonu bir eylem planladığını bulacağız. Hafta sonu eylem planlamayanları da doğru seçenek olarak işaretleyeceğiz. Şimdi bakalım. Alice ne yapacakmış? Arkadaşlarıyla sinemaya gidecekmiş. Sinemaya gitmek yani film izlemek. Pazar günü yapılacak bir aktivite. Demek ki Alice hafta sonu bir aktivite planlıyor. Alice'in olduğu seçenekleri eleyebiliriz. Tom arkadaşlarıyla kafede buluşacak demiş. Arkadaşlarıyla buluşmak Perşembe günü yani hafta içi. Bu hafta sonu planlamıyor yani. Biliyorsun yani Tom olacak doğru cevapta. İkisinde de Tom var zaten. David sabah bisiklete binecek. Bakın bisiklete binmek o da cumartesi günü yapılacak bir eylemdi. Yani David de hafta sonu bir eylem planlıyor. Bu yüzden C de olmaz. Mary farklı okuldan sonra arkadaşlarıyla bowling oynayacak. Zaten okuldan sonra diyor. Okuldan sonra dediği için hafta içi yapacağını anlıyoruz burada. Hafta sonu olmayacağını anlıyoruz. Zaten spor aktivitesi de pazartesi günü yapılıyordu. Doğru yanıtımız Mary ve Tom olacak. Bu ikisi aktivitelerini hafta içi planlıyorlar, hafta sonu planlamıyorlar. Üçüncü soru. Sam yine metni okuyun, soruyu cevaplayın demiş. Sam arkadaşı Tom'u akşam yemeğine davet ediyor. O Tom'un tercihlerine göre yemekler hazırlamak istiyor. Burada Tom'un yiyecek tercihleri hakkında bilgiler var demiş. Bize de diyor ki Tom'un için en uygun menü hangisidir? En uygun menüyü bulacağız. Bakalım şimdi. Tom et yemeği balık yemeye tercih ediyor.
Demek ki seçeneklerde balık olmaması lazım. C seçeneği eğilim. Orada fish diyor. Et tercih ediyor. He dislikes green vegetables. Yeşil sebzelerden nefret ediyor. Patates, maydanoz, domates. Hangisi yeşil? Parsley yeşil. Bu yüzden B seçeneği de gider. He isn't keen on cold desserts. Soğuk tatlıları sevmiyor. Hot, cocoa, rose, ice cream. Hangisi soğuk? Ice cream soğuk. Aydın'da götürdük. Geriye ne kaldı? Doğru cevabımız Denizli seçeneği kaldı. Bir tablo sorumuz var. Yine metni okuyun, soruyu cevaplayın diyor. Hangisi doğrudur diye soruyor. Yani şu yukarıda verilen bilgilere göre hangi chart, grafik doğrudur? Bunu istiyor bizden. Şimdi burada bakın, communication beyaz olan kısım, doing research mor olan kısım, fun sarı olan kısım, online shopping için tırtıklı vermiş, böyle çizgi çizgi vermiş ama bu çıkmamış burada çizgiler. Ben o yüzden onları kırmızı yaptım. Şu kırmızı olanlar da online shopping. Şimdi bakalım. Mr. Black çocukların, öğrencilerinin cep telefonu kullanımı konusunda 100 tane öğrencisine sorular sormuş. Burada da sonuçları var. Diyor ki bakın, more than half of the students, more than half, yarısından fazla, yani %50'den fazla olacak. Yarısından fazlası arkadaşlarıyla keep in touch, iletişim kurmak için kullanıyor. Yani communication bölümünün %50'den fazla olması lazım. %60, %65, %55, %45 Denizli gidiyor. Bu %50'den fazla değil. Yani more than half değil, yarısından fazla değil. Götürdük. The number of students who use mobile phones to find articles related their lessons. Dersleriyle alakalı makale bulmak için cep telefonu kullananların sayısı less than all others. Bütün diğerlerinden daha azdır diyor. Şimdi dersler için makale bulmak isteyenler, yani araştırma yapmış oluyorlar. Diğerlerinden daha az olacak. Yani burada verilmiş olanlardan daha az olacak. Şimdi bakıyoruz burada bakın. 55, 10, 35. Daha az. C olabilir. A'ya bakıyoruz. 60, 15, 15, 10. Şu mor olan kısım %10. Yani diğer üçünden daha az. Bu da olabilir. Ama B'ye baktığımızda 65, 10, 10, 15. Yani doing research kısmı şu fun ve online shopping'ten daha fazla. Ama ne demiş burada bakın. Diğer 3 bölümden daha az olması lazım. C ve A şu ikinci maddeyi karşılıyor ama B karşılamıyor. B'yi eledim. Online oyunlar oynamak, yani fanla ilgili bilgi veriyor bize şimdi bakın. Cep telefonundan online oyunlar oynamak, internetten bir şeyler satın almak kadar popüler. Bakın as-is kalıbı var burada. As-is bir şeyin eşit olduğunu gösterir. Online oyun oynamak, internetten bir şeyler satın almak kadar popülerdir. Yani grafiğimizde bu ikisinin verisi eşit olmalı. Buraya baktığımızda 30'da 10 demiş. Eşit değil ama buraya baktığımızda bakın ikisi de 15. Yani ezizi karşılıyor. Doğru yanıtımız bundan dolayı aydın seçeneği olacak. Beşinci soru, klasik bir hangi sorunun cevabı yoktur sorusu. Önce sorulara bakalım. What kind of devices can children use to play online games? Online oyun oynamak için çocuklar hangi araçları kullanırlar? B'de bağımlı çocuklar online olarak ne kadar zaman geçirirler sorusu sorulmuş. C'de online oyun bağımlılığının sebepleri nelerdir demiş. Sebep bulmamız lazım. Aileler çocukların alışkanlıkları hakkında nasıl hissederler? Aileler nasıl hisseder? Bunu veren bir bilgi var mı? Bakacağız. Online oyunlar genç insanlar arasında çok popülerdir. Pek çok çocuk internete ve online oyunlara bağımlı hale gelmiştir. Onlar tabletlerden ve akıllı telefonlardan online oyunlar oynarlar.
Bakın burada hangi tür araçlardan oyun oynarlar diye sormuştu. Burada tabletlerden ve akıllı telefonlardan diyerek A seçeneğinin bana cevabını veriyor. Bu çocuklar online olarak 6 ile 10 saat geçirirler. Ne kadar zaman geçirirler diye sormuştu. 6 ile 10 saat diyor bakın burada. 6 ile 10 saat zaman geçirirler diyor. Yani B seçeneğinde cevabını veriyor. Onlar nadiren arkadaşlarıyla yüz yüze görüşürler. Onlardan bazıları okula gitmeyi reddeder. Çünkü evde kalıp oyun oynamak isterler. Aileleri de çocuklarından mutlu değildir. Bu konudan dolayı mutlu değillerdir diyor. Yani ailelerinin nasıl hissettiğini bize burada veriyor. Bakın A sorusunun, B sorusunun ve D sorusunun cevapları bu metnimizde var. Ama online oyun bağımlılığının sebebi nedir sorusunun cevabı yok. Bu yüzden doğru yanıtımız Ceyhan seçeneği olacak. Bu sorunun cevabı parçada geçmiyor. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.